أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, adamın biri bir çölde yürür, bir yere gidecek, bir arkasına bakar, arkasından bir aslan gelir. Aç bir aslan, aslanı görür görmez kaçmaya başlar. Tabi aslan da onu kovalar, peşinden gider. Tek kurtuluş olur, bir kuyuya rastlar. Kuyuya bir bakar, bir ip var kuyuda. Ondan sonra o iple aşağı inmeye çalışır aslanla kurtulmak için. Kuyunun tam ortasına gelir, baktı, bakar yukarıya, aslan böyle kuyunun başına gelmiş, onu bekliyor. Aşağı ineceğim dedi, biraz sonra çıkarım, nasıl olsa aslan gider. Aşağı bir bakar, baktı bir yılan, yılan başını kaldırmış, aşağıda onu bekliyor. Yukarıda aslan, işte aşağıda yılan, o da tam ipin ortasında, kuyunun ortasında. Ne yapacağını şaşırır, kara kara düşünürken iki tane fare gelir oradan, bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. O ipi kemirmeye başlarlar. Yavaş yavaş o ip inceliyor, düşecek. Yılan onu bekliyor aşağıda. O esnada işte yukarıdan bir bal arısı geçer. Bir damla bal bırakır yüzüne. Tadı böyle ağzına gelir. Çok güzel, leziz bir tadı var. Çok zor bir durumda. Yukarıda aslan, aşağıda yılan. İki ifare de habire ipi kemiriyor. Tam böyle her şeyden ümidini kesmişken uyanır. Çok şükür dedi, çok kötü bir rüya ama bunun bir hikmeti olmalı. Şöyle bir alimin yanına gideyim de bana bunun bir tabirini yapsın bu rüyanın. Büyük bir seydanın yanına gider, Seyda Mele Zübeyir gibi rüyasını anlatır ona. Ondan sonra şöyle tabir eder o seydamız, o alimimiz, o aslan senin ecelindir, Azrail'indir, hep peşindedir. Nereye gidersen git, hep peşindedir. Ne zaman, nerede seni yakalayacağını bilemezsin. İşte o kuyuya indiğin o ip de senin hayatındır. Hayatını o ipe benzetti. O iki fare de gece ve gündüzdür, siyah ve beyaz olan gece ve gündüzdür. Her geçen ve gündüz insanın ömründen kısaltıyor, ölüme doğru getiriyor. O aşağıda bekleyen yılan da tabii o da kabir azabıdır. Kabir azabıdır. Er geç o kabire gireceksin. Orada yılanlar, böcekler, işte akrepler var. Etini yiyecek, kemiklerini yiyebilecekler. Ondan sonra o bal damlası da işte dünya lezzetleridir, geçici dünya lezzetleridir. Ona göre fani bir dünyada yaşıyorsun, ahirete hazırlık yap. Evet, fani dedik, gerçekten fani bir dünyada yaşıyoruz. Dünya fanidir, dünyadaki her şey de fanidir. Baki olan yalnız Allah azimşandır. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de bize anlatmıştır ki bu dünyadan çok milletler gitmiştir. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde bize anlatmıştır ki bu dünyadan çok insanları gitmiştir. İnsanlık tarihi gösteriyor ki her gelen gitmiştir. Evet, iyiler de gitmiş, kötüler de gitmiştir. Ancak gittikleri yer elbette çok farklıdır. Allah Resulü hadis-i şeriflerinde kün fid dünya ke enneke garibun ve abidu sebil. Dünyada bir garip ya da bir yolcu gibi yaşa buyurmuşlardır. Bu hadisi rivayet eden İbn Ömer radıyallahu anh, sabaha ulaştığında akşamı bekleme, akşama ulaştığında da sabahı bekleme. Hastalanmadan önce sıhhatin, meşguliyetten önce boş vaktin kıymetini bilin. Evet, nerede o saraylara sığmayan hükümdarlar, nerede o savaş meydanlarında zaferden zafere koşan komutanlar, nerede Efendimiz'i öldürmek isteyen Ebu Cehiller, nerede ilahlık taslayan firavunlar. Zaman onları eritmedi mi? Muhteşem saraylardan mezar çukuruna, yumuşak döşeklerden sert toprağa, lezzetli yemeklerden böceklere yem olmaya gitmediler mi? Malları, evlatları, dostları onları kurtarabildi mi? Bu halde biz de gidiyoruz. Belki sarılacağımız kefen çoktan dokunmuştur. Ve son durağımız mezardır. O mezar ki etlerimizi yiyecek, kemiklerimizi eritecektir. Efendimizin lisanıyla ne kadar yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. Kimi ve neyi seversen sev bir gün ayrılacaksın. Ne kadar malın olursa olsun bir gün bırakacaksın. Allah Resulü bir cuma günü hutbeye çıkarlar ve şöyle bir hutbe irad ederler. Ey insanlar, sağlığınızda ahiret için hazırlık yapınız.
Muhakkak ki her biriniz ölecek ve sürüsünü çobansız bırakacaktır. Sonra Hazreti Allah ona aracısız ve tercümansız diyecek ki, ben sana mal verdim, mülk verdim. Pek çok ihsanda bulundum. Sen kendin için ne getirdin? Bu soruyla karşılaşan herkes sağına bakacak bir şey bulamayacak, soluna bakacak bir şey bulamayacak, önüne bakacak cehennem ateşini bulacaktır. Bu halde diyor ki Efendimiz, kim yarım hurma ile dahi olsa kendisini ateşten kurtarabilecek ise onu yapsın. Onu da bulamazsa tatlı bir söz veya tebessüm. Efendimizin lisanıyla yine siz şu anda hesabı olmayan bir amel günündesiniz. Fakat ameli olmayan bir hesap günü ise çok çok yakındır. Allah-u Teala dünya nimetlerini sevdiği ve sevmediği bütün kullarına veriyor. Ancak ahiret nimetlerini ise sadece sevdiklerine verecektir. Değerli kardeşlerim, bir genç Efendimizin huzuruna gelir ve ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak diye sual eder. Allah Resulü der ki o gence, peki sen kıyamet için ne hazırladın ki kıyametin vuku zamanını soruyorsun? Genç, efendim benim fazla bir amelim yok ama ben Allah ve Resulünü çok seviyorum. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu cevabı verdi. El mar'u ma'a men habbe. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Şeytan ateşe dostum dedi. Allah-u Teala onu ateşe attı. Karun malına dostum dedi. Allah-u Teala onu malıyla beraber yok etti. Firavun Mısır kaptilerine dostum dedi. Allah-u Teala Firavun'u ve arkadaşlarını Kızıl Deniz'de helak etti. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a dostum dedi. Allah'ın dostu oldu, kurtuldu. O halde bizler de güzel dostlar edinelim. İyi insanlarla arkadaşlık edelim. Hani bir atasözü var ya, bana arkadaşını söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim. Onun için salih insanlarla, iyi insanlarla, günahlardan uzaklaşan, kötü emellere bulaşmayan, kötü günahlara bulaşmayan insanlarla dostluk, arkadaşlık edelim ki kıyamet günü onlarla birlikte haşır olalım, Allah'ın huzuruna çıkalım. Peki bizler için en güzel dost kimdir? Kimi takip edelim, kimin yolundan gidelim? Bizler için en güzel örnek Allah Resulü ve onun şanlı arkadaşlarıdır. Çünkü Hazreti Allah onları Kur'an-ı Kerim'de methetmiştir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulü'dür diyor Cenab-ı Hak. Onun arkadaşları ise kafirlere karşı çok şiddetli. Kendi aralarında gayet mütevazidirler. Onların simaları alınlarındaki secde izlerinden aşikardır. Onlar sadece Allah'ın rızasını isterler. Ve Allah Resulü diyor ki onları ancak mümin olan sever. Onları ancak münafık olan boz eder. Kim onları severse Allah da onları sever. Kim onlara boz ederse Allah da onlara boz eder. Tabii sizlere iki İslam profili, Müslüman profili arz etmek istiyorum. Bir taraftan dinini ihmal eden, dinini hiçe sayan, özellikle sosyal medyada din alimlerle, hocalarla alay eden, hakaretler eden, ondan sonra modanın, küfrün elinde oyuncak olmuş, şahsiyetini kaybetmiş, namazdan bir haber, dinden bir haber, sadece nefsani heveslerle hayatını geçirmeye çalışan bir Müslüman grubu, bir taraftan da Allah ve Resulü için canlarını ve mallarını feda eden, İslam dini için canlarını feda eden sahabe-i kiram. Sizlere onların hayatından birkaç tablo arz etmek istiyorum. Mescid-i Haram kapısında imanını haykırdığı zaman darp edilen ve ancak akşam üzeri gözlerini açabilen Hazreti Ebu Bekir'in ilk sözü ne oldu biliyor musunuz? Resulullah nasıl, iyi mi? Yine müşriklerin yaptığı işkenceler sebebiyle gözleri kör olan ve senin gözlerini putlar kör ettik diyen zalimlere, müşriklere vallahi yalan, Allah dilerse benim gözlerimi tekrar açar diyen bir sahabi, sabah olunca gözleri eskisinden çok çok daha iyidir. Cehaletin verdiği kinle Efendimiz'i öldürmek için yola çıkan Ömer, Hazreti Ömer olarak adaletiyle gönüllerimizde taht kurmuştur. Ve yine kadın sahabeden Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, Efendimizin şehit olduğu haberi Medine sokaklarında yankılanır. Bunu haber alan Hazreti Sümeyye Uhud'a doğru koşmaya başlar. Bir tane görsün. Babası şehit olmuş, kardeşi şehit olmuş, kocası şehit olmuş, oğlu şehit olmuş. O hala koşuyor, babana Resulullah'ı bulunuyor. En sonunda Efendimiz'i buluyor, Efendimiz'in eteğine yapışıyor ve şöyle diyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sen sağsın ya, sen sağ olduktan sonra bütün musibetler bana hız gelir. İşte Efendimiz'e muhabbet budur.
işte dini mubini İslam'a muhabbet bulur. Hocam öyle bizleri Resul-i Ekrem Efendimiz'in sahabe-i kiramın izinden gidenlerden eylesin. Yüce Mevlam ibadetlerimizi, oruçlarımızı makbul eylesin. Bizleri bir an önce bu koronavirüs dediğimiz bu hastalıklardan muhafaza eylesin. Bir an önce ülkemizi, milletimizi, bütün insanlığı bu hastalıklardan muhafaza etsin. Allah-u Teala oruçlarımızı kabul eylesin. Allah'a emanet olun.